Gençler ve kendini genç eden herkese merhaba. Bir hırsızın sonu bölümü 3'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onun öncesinde bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bir de like atarsanız diğer insanların karşısına çıkarız. Daha da büyürüz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim hadi. Bölüm 3. Malezya işi. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Hayır. Yok, iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. Buluruz. Şimdi. Shift'e basarak dal. Buna basarak çık diyor. Tamam. Şimdi ne tarafa doğru gideceğiz? Oğlum su altı da çok iyiymiş bu arada. Güzel. Biraz tırman. Aa şunun altından geçseydik keşke, dur. Şuradan geçmek istiyorum ya. Of. Balıklar malık. Aa bir şey buldum. Aradığımız şey bu muydu? Aradığımız şey bu muydu? Bu muydu aradığımız şey? İyiymiş. Buralarda ne var? Aa şurada da bir şey var. Oğlum rastgele girdim ha. Burada bir şey buldum. Nedir? Pas yok. Rengi doğru. Belki basmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Mırıldanıyorsun. Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmalı. Beni gaza getirme Drake. Beni gaza getirme. Aa bir şeyler var işte. İşte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Yüzemiyor. Ama iyi durumda. Yüzemiyor yani daha çok. Pekala hadi bakalım. Bas. Şu E'ye basma olayı zaten benim sol işaret parmağım var ya, çürüttü şunu. İşte. Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bas bakayım E'ye. Bakalım 1, 2, 3. Tamam hesabıma göre 2 kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Hemen 2 kasayı bulalım. Ha biri burada. Çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallet. Birini buldum. Hemen bulduk hacı ya. Döndük arkamızı bulduk. Basıyorum şu an. Kasa römorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlam al. Sonra römorku senin için kaldırırız. Olur. Gördün mü? İşte bu yüzden sana parası çıkıyor. Burada. Evet. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Römorkun içine sıkıca yerleşti. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Şuna basacak yapacağız. İyiymiş. Römorku aynı yerine mi koyacağım? Koy. Sonra da römorku kaldıracağız. O altta kalan kutuyu, kasayı... Ne zamanlama? Hemen tependeyiz. Halat aşağı iniyor. Alacağız arkadaşlar. Hemen çıkayım şuradan. Çek. Evet iniyor. Güzel. Tamam hizalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Hadi kancalayalım tamam, bakalım. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. Hayır şöyle. Güzel. Bunu buna sabitle. Tamam oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Al şunu da. Onu da şuraya bağla. Oyunun mekanikleri ilk başta zor gibi geliyor ama sonrasında çok güzel alışıyorsunuz ve çok... Hani zor gelen şeyler kolay yapılmaya başlıyor. Tamam remork salam gitmeye hazır. Pekala. Çek. Uzaklaş onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Vay. Güzel. Çek. Tamam. Bu yeter mi? Evet artar bile. Üzerime düşürme yeter. Söz veremeyeceğim. Aman halat kopmasın tamam. Da. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Tamam artık üzerimize düşürmez. Diğerlerinin yanına bağlayalım. Hadi birazcık hızlı ol. Gerçi sadece ayaklarımızla yüzüyoruz. Bu kadar yani en fazla. Bir de kasa ağızsa sürekli bize efor sarf ettirir. Hadi hadi. Bu kasalar Çince yazılıyor üzerinde. Sık 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 sık. Sapa sağlam olsunlar. Heh. Kahretsin. Ne oldu? Ne oldu? Bir sıkıntı var. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Hazır ve nazır. Harcayacak sadece 5 dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? Bayılırım. Altın üstüne çıktığında bana bildir. Gezek mi biraz, ne diyorsunuz ya? Çok gezecek bir şey yok da bir hazine mazine var mıdır? Sizce şuralarda. İnsan bir tane koyar yani gözümüzün önüne, değil mi? Şuralarda var mı bakayım da. Çok da bir şey yokmuş gibi ya. Ne diyorsunuz, gidek değil mi? Olsaydı zaten uzaktan görürdük. Ben gidiyorum ya. Boş ver, o kadar açgözlü olmamıza gerek yok. Gel. Tamam, yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Oğlum bir de köpek balığı gelse var ya, güzel olurdu. Tam aksiyon olurdu ha. Yemin ediyorum. Bakalım. Oo. Manzaramız. Şu güzelliğe harika. Bak. Ne durumdasın bakalım? Tam zamanında çıktım o nehirden. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. Bizi neyle çekiyorlar yukarı? Ha, hiç varmış. Beklemedeyim. Ne haber millet? Hey, ne haber millet? Güzel. Tertemiz, kılçıksız. At aşağıya. Oh. Rahatlayalım biraz. Çıkar. At onu da. Heh. Oh be, parmaklarımız rahatladı vallahi ya. Yüzümüzdeki maske de değişik bir maskeymiş. Yani şuralara yapıştırıyorsun. Ya da arkadan birleştiriyorsun, saçımızdan dolayı gözükmüyor. Konuş bakalım. Saçımızdan dolayı gözükmüyormuş. Nefes nefese kaldık ya. Nihayet döndün Drake. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. Oh be, şimdi bunun üzerine hala güzel bir kahve içilir. Vallahi güzel, gıcır gıcır tertemiz bir filtre kahve içilir ya. Bayağı hafif. İşinizi kolaylaştırıyorum, daha ne olsun? Yani daha ne istiyorsunuz benden ya? Güzel, yükleyin. Suyun altında biraz kısa durdun gibi geldi bana. Cevap ver. Biraz, bu ittifak mıydı? Orada ne durumdasın? Evet, bir dakika sersemledim. Okunla. Oğlum dalga geçmeyi bırakın lan. Bilemiyorum dostum, ben seviyorum. Bana anneni hatırlatıyor. Oo. Yine de gülüyorlar ama. Ona bunu dediğini de söyleyeceğim. Ha, o zaman tamam, ailesini de tanıyoruz falan. İşte bir imza daha gerekiyor. İşte şimdi hazır. Tamam. Bitti. Keşke bunların hepsini bilgisayara taşısam. Devlet. Evet, buna sonra bakalım. Bu daha ne kadar sürecek? Kahraman. Ortak bitirdim. Hadi bakalım neler getirmiş. Hadi bakalım neler varmış. Başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak ettin. Yok yok, sağ ol. Ofiste kalmaktansa her gün dalış yapmayı yeğlerim. Evet. Tabii canım. Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Aç bakayım. Aç. Neler bulmuşuz? Aç. Bakalım ne varmış. Bak sen hadi. İster misin? İsterim. Ver. Ver. Evet tabii. Sağ ol. Hadi bakalım, inşallah güzel bir şeydir. Vay canına. Ne bak çıktı? Sen. Bula bula bakır bulduk. Bakır kablolar mı? Ama bu şeyin kaç para ettiğini bilsen şaşarsın. Müşteri tabii. Bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? Hadi gidip kalpazanlık. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Çok yoruldum. Sonra yapalım mı? Çok yoruldum, evet. Nasıl istersin. Hey. İyi iş çıkarttın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Oh. Bakır kablolar. İlginç. Bakır. Kır. O evimize geldik. Demek ki evrak işlerini hızlı halletmişiz. Hey hey Nate. Nate bekle. Sen eve gelmemişiz ya. Sana bir hediyem var. Hediye mi? Hediye derken. Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. Hayır olamaz. Gemi olduğu gibi duruyor. Gıcır, öyle mi? Gıcır. Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Birlikte mi halledeceğiz? Ben tek halletmek istedim. İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Hayır, ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır, tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almaz, tamam mı? Ama Nate, anlasana, bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa ben de yokum demektir. Bu kurallara uygun gidiyoruz. Kurallara uygun gidiyoruz. Tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak, beni es geç, tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam, bu sende kalsın. Bir düşün, tamam mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez, değil mi? Carla'ya ve çocuklara selam söyle. Pekala. Tamam mı? Israr yok Nate. Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Allah Allah. Odaklan bakayım, ne var? Altın var. Çok daha anlayamadım yazılar ama. Seni hergele. hayır olmaz. Olmaz, bence de olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. O bir sinematik giriyor, bir şey giriyor. Bölüm 4. Normal bir yaşam. Hadi normal bir yaşam yapalım ya, bence de. Artık normal bir yaşayalım. Şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden birisi. Güzel. Bu neymiş? Seneler önce benzerini tırmanmıştım. Vay. Easter egg'ler, Easter egg'ler. Yani göndermeler falan. Burada ne var? Alman denizaltındaki İspanyol sitkesi. Ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Vay, güzel paraymış. Burada ne var? Bir defter. Sir Francis salı için kurşun yedi. Eşyayı incele. Bakalım ne varmış. İşte biz. Vay be. Arkada ne yazıyor? Print this on my old camera. Tonight you like to move it. Ağzında bir şeyler. Geri gel. Tam okuyamadım ama. İşte benim kameramla çekildi falan diyor. Geri koy. Kurşun yemişiz. Kitap kurşun yemiş. Başka buralarda bir şey var mı? Şöyle. Şuna bak. Şambala. Şambala. Eşyayı incele. Özlemişim. Ah be. Güzel. Nathan Tenzin. Tenzin. Güzel, koy yerine. Koy yerine. Burada ne var? Burada yanıp sönen bir şey var. Sayısız insan birbirini öldürdü. Ve en son bize mi kaldı bu? Vay canına. Güzel. O da güzel. Şurada ne var? Sir Francis ve ince bulmacaları. İnce bulmacaları. Bulmacayı çözemiyoruz mu? Çözemiyoruz mu bulmacayı? Belki de çözmüşüzdür öncesinde. Güzel. Kutuda ne var? Kutumda büyük hissediyorum ama. Bu abimiz değil, değil mi? Hayır, abimiz olmasın lütfen. Hayır. Of. Evet. Sayende boş döndük Aziz Dismas. Aziz Dismas. Geri gel, koy yerine. Kapat kutuyu. Kapat kutuyu. Abimin eşyalarını görmek istemiyorum resmen. Şuralarda neler var? Ha, çılgın bir yolculuktu. Çılgın bir yolculuk. İnce bakalım. İncele bakalım. Oku. Keyifler nasıl? Ben de... Ha, kendisi okuyor dedim. Keyifler nasıl? Ben de iş güç bildiğin gibi. Öyle büyük şeyler yok ama ev giderlerine ve şarap stoğuma yetişebiliyorum. Ucu senin oralara çıkan bir koku aldım. Olur da fikrini değiştirirsen bana ses etmeyi unutma. Hızlı bir kaçış için her zaman müsaitim. Sevgilerle Chloe. Güzel. Bize yazmış. Koy yerine. Güzel bir mektup. Bu ne? Artık tarzım hiç böyle değil. Ha, kemer şeyi. Daha böyle Amerikan mari. Pencereden bakalım. Manzaramız güzel. Evet. Ha işte bizde olduğu gibi. Evet. Siper al. Siper al. Etrafım sarıldı. Hadi. Onu da al. Evet hadi ne yapıyoruz? Dur. Pa 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 pa. Kıstırmadan izin verme Nathan. Hadi Nate. Hadi Nathan. Buraya gel. Oyuncak tabanca. Gel. Tak 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 tak. Nişan almak için. Ha oyunu böyle öğretiyor bize. Yine sahadayım. Pat 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 pat. Şöyle yapalım. Pat pat. Dur hayır, şunu vuracağım. Hayır, cephanem bitti. Ah cephane bitti. Hemen cephane bulalım. Evet gel hadi. Gel gel. Gel hadi gel. Pa pa pa. Al sana. Başka neresi var? Şunu da vur. Ve bunu da. Ve şunları da. Ve bunu da. Dur bakayım. Şunları da vur. Oo çok iyi. Her şey vurulabiliyor. Ding sesi geldi. Güzel şunu da vur. Ding tong tang. Buradan bir şeyleri vuralım şu tarafa doğru. Bak şimdi. Hey Nate, yemeğe geliyor musun? Evet. Geleceğim, evet, geleceğim. Plastikle. Bitti. Şöyle de biraz aksiyon yapalım da. Ah kahretsin. Kahretsin mermimiz bitti. Neyse. Hadi gidelim. Tamam. Oyun saati bitti. Oyun saati bitti. Senin oyun saatin bitti. Şimdi benim oyun saatim başlıyor. Sonra görüşürüz. Çatı katı çok iyiymiş ya. Bakabiliyoruz mu buralara? Güzel. Buralarda bir şey bulabilir miyiz acaba? Vay canına! Geri çık, geri çık. Bu kadar kirli bir... Aa, işte aynada kendimizi görmek. Oyunlarda istediğimiz performans bu işte. Güzel. Buraya girmeyeceğim. Buraya gireyim ya. Gelmişken bir bakalım bence. Belki bir şeyler kaçırırız. Kaçırmak istemiyorum. Oyunu gerçekten... Demek bununla uğraşıyorsun. Oyunu gerçekten oynamak istiyorum yani. Gezi rehberi. Tamam. Çevir. Enkaz saplı Bangkok gezi rehberi. Tam renkli haritalar. Bölge tarihi. Daha önce falan filan şeyden bahsediyor. Bizi ilgilendiren çok bir şey değil. Başka bizi ilgilendiren ne olabilir? Aa fotoğraf makinesi. Güzel. Vay canına. Bir daha tatile çıkmalıyız. Bakalım başka ne var? Güzel. Çiçek almışız. Çok oldu. Kışın tatile gitmişiz. Güzel safari yolculuğumuz. Güzel. Bayağı beğendim ya. Güzel şeyler koymuşlar oyuna. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şeyler var mı? Tamam, ellerimizi yıkasaydık yemekten önce ya. Keşke. İyi güzel. Geziye falan gitmişiz. Demek ki uzun zamandır birlikteyiz. Sanat eserlerimiz güzel. Hep böyle bir ev hayal ettim ya. Çok güzelmiş ya. Elleri yıka, yıkamıyor. Orada çok uzun kaldı. Elena! Şey araştırıyordum da. Aşkım. Bununla da araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum. Getiririm bebeğim. Tabii elbette. Kurban olurum ben sana. Sen çalış, ben sana yardım ederim. Hayatım böyle kuru kuru yemeyelim. Ne yiyoruz? Salata mı yiyoruz? Salata tarzında bir şey. Makarnalı salata mı, öyle bir şey. Al hayatım. Kurban olurum ben sana ya. Of bitti. Evet. Bitirdin mi? Evet. Güzel. Aslında aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? Of çok acıktım. Seninle gurur duyuyorum. Hayatımın anlamı. Gurur. Ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. Özür dilerim. Çok affedersin. Güzel. Günün nasıl çok geçti? Bayıldım. Ha, fena değildi. Hı-hı. Cennette sıradan bir gün işte. Nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı-hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. Kesinlikle. İlginç bir çöp buldun mu bari? Buldum. Bakır kablolar. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Olamaz. Evet, anlayacaksın. Bayağı sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam. Aslında güzel. Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Yani yazı bir anda U dönüşü yapıp daha çok şehrin nasıl bir çöp yığınına dönüştürüldüğünü, çeşitli gruplar... Derin düşüncelere daldık şu anda. Pardon. Ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. Hadi ya. Ne? Devam etsene hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu yazdın mı? Hı. Dur oğlum ya. Uçuş değil, halk değil. Bangkok şehri mi? Şey hakkında işte. Kayıp Bangkok şehri. Kayıp Bangkok değil. Bangkok civarındaki kayıp şehirler. Daha doğrusu Bangkok il sınırı içindekiler. Doğru mu? İnanamıyorum. Peki özür dilerim. Çok cesurcaydı. Gerçekten ama yine de çok öyleydi. Yaklaştın, öyle değil mi? Oldukça uzaktan ama evet yaklaştı denilebilir. Çuvalladık resmen. Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. O kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse Sullivan'ı arayabilirsin. Ne zamandır görmüyorsun onu? 2 yıl mı? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? Riskli bir iş çünkü. İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur ben hallederim. Hayır, dün gece sen yıkadın. Hayır sen pişirdin, ben yıkarım. Sorun değil. Yani 2 tabak kağıt üstü. En azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela. Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet. Senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Kesinlikle benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorsun. İsminin ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ne diyorsun? Korkak tavuk var mısın? Pekala korkak. PlayStation 2. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Pardon, PlayStation 1 hatta. Bu kadar mı? Hayır, yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun. Of oğlum çok güzel ya. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam, başlıyor. Öğrenmez olur muyum hiç? Hayır, sadece nasıl yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum. Tamam. Hallettim. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya. Biz kontrol ediyoruz. Tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner. O kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Zıpla. Kayaya ne yaptım ki ben? Zıpla. Yuvarlak düğmesine dönen kuş. Yuvarlak düğmesi hangisi bunun ya? Ha, shift. Tamam. Bu pek fena değildi. Bu şey ne? Tilki mi? Bandico. Tilkiye benziyor. Baksana, kot giymiş bir tilki. Geliyor vallahi. Hayır. Tamam. Yakalanma. Kutuları kır. Bir tilki neden kutu kırar? Bandico ve bu onun işi. İşte bunu yapıyor. Bu bir tilki. Çukura düştün. Biliyorum. Şey, tamam, bir daha çıkacağım. Öldüm. Peki ama hiç gerçekçi değil. Ben olsun. Güzel. Tamam. Yine düştük. Bandico. Tamam. Tamam, Bandico. Son şansın. Dikkatli oynamalısın. Oynarız ya. Tamam. Mükemmel. Bu arada tilkiler bunu yapamaz. O bir Bandico. O şey Bandico'ya hiç benzemiyor. Sen hiç Bandico gördün mü? Oğlum, geçebilir miyiz acaba? Ama ayakkabı giymedikleri kesin. Bu grafikler gerçekten iyi. Değil mi? Hı hı. Artık çok daha dikkatli oynuyorum. Ediyorum. Tamam, güzel. Güzel. Eşimizin skorunu geçtik mi acaba? Geçemedik. Ne? Bu kadar mı? Sen istedin ama. Hayret bir şey ya. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. 2 katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Sen cidden bana artistlik mi taslıyorsun? Evet, kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Geç dalganı. Tamam, peki konuş sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne yapabilirsin? Benden söylemesin. Göster bana. Gerçek benden hayatta ne yapabilirsin? Buna ne diyeceksin? Söyle bana, mutlu musun? Evet, tabii ki. Sen? Ciddi misin? Gel buraya. Evrak işleri. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam. Geliyorum. Göt herif. Bir de yapıştırdık. Evet. Yardım edebilir miyim? Evet, ben... Küçük kardeşimi arıyordum da. Abi! Boyu sizin kadar. Biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sarıl lan. Lan sarılsana. Seni yeniden görmek güzel Nathan. Aman tanrım sen. Tamam sakin ol biraz, sakin ol. Ama nasıl? Ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet, doğru gördüm. Tam buradan. Senin arkandan ben de atladım abi. Oyun izin vermedi. Doktorlar beni güzelce yamattı ve doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben deli gibi araştırdım, her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... Eğer bilseydim yemin ederim seni kurtarmak için oraya... Evet, geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam. Hey! Sen iyi misin? Evet. Biraz havalıyım. Ver bence de. Şu an şok geçiriyorum. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet, gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi, ben yokken neler oldu? Tanrım, sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Şimdi... Onu biraz daha bize bak. Cevap vermediğin zaman öbürlerini şey yapıyorlar. Pekala. Hmm. Diğer iki seçeneği siliyor. Sir Drake'in kendisini ölü göstermesi hakkında teorimizi hatırlıyor musun? Evet. Pekala. Doğruymuş. Çünkü tabutunu buldum. Panama açıklarında mı? Evet. Evet. Peki ne oldu biliyor musun? Tabutu açtım. Evet. İçinde ceset yoktu. Ama dibinde adamın günlüğü vardı. Hadi canım. Yani ne diyebilirim ki işte. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydın. Hayır. Gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun. Ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. Evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize 3-5 kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha, nasıl unuttum? Elena, hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin ve ona senin hakkında her şeyi... Ona senden hiç bahsetmedim. Nathan, benim başım bayağı belada. Ne? Hayda. Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hapisten kaçtığını bahsetmiyor. Hector Alkazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili, öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Bugün kitap okumuyor musun? Samuel, buraya gel. Dinle. Gardiyanlar şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle nasıl mutlu olabiliyorlar? İyi ama evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Oh. Ve buradan çıktığımızda o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet, iyimserliğine hayran kaldım. Buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet, ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everin'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Kesinlikle. Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. Tutku. Everin'in o sözü neydi? Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Hayatının fırsatı Samuel. Señor Alcázar, un gusto verlo. Çekilmedeki. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, kendi şansını aramaya hazır mısın? Hazırız. Hazırız. Evet. Vamanos. Vamanos. Güzel. Hector Alkazar. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bu bölümü de burada sonlandıralım. 35 dakika olmuş. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncesinde bana destek olmak istiyorsanız abone olun. Bir de beğenirseniz arkadaşlar diğer insanların karşısına çıkarız ve daha da büyük bir aile oluruz. Daha güzel işler yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle, saygılarla.